Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bana yapılan eleştirileri konuşacağız. Kötü eleştiri yapmışlar bir sürü. Onlarla hesaplaşmaya geldim bugün. Göstereceğim ben size. Özelden yazacağım şimdi. Bunları bir okuduktan sonra özele gelin. Ne bu liseli çocukların kavgası? Mahalle kavgası. Okul çıkışına beklerim aslanım. Neyse. Çok boş yaptın ya. Acayip boş yapıyorsun ya. Neyse. Bu arada artık normal konuşur musun? Şiveden bıktık, yıldık diyen arkadaşlarım, normal konuşacağım bundan sonra. Şive miyve yapmıyorum arkadaş. Bu ne ya, her gün. Okuyorum ve başlıyorum. Gözlere bak. Simsiyah böyle göz mü olur? Ateş ediyor demiş. Gözlem hakikaten ateş mi ediyor? Ateş değil yalnız, ateş. Bu kadar da tatlı olunmaz ki canım. Her şeyin bir sınırı var demiş. Eleştiriye bak. Böyle eleştirilere can kurban be. Bir bakarken bir saat, ona kadar uyuyayım bir dedem. Susma hakkımı kullanıyorum buna. Buna gerçekten susuyorum yani. Ne demek istemiş şair burada? Bilmiyorum. Eleştirecek bir şeyi bulursam yaparım eleştiriyi demiş. Ya o kadar dört dörtlüksün ki diyor, eleştirilecek bir şey bulamıyorum diyor. Teşekkürler canım. Neden önce takım dururken sarımsak sporun kurulmasını bekliyorsunuz? Kim dedi ya? Bu sarımsak hikayesini bana kim yükledi merak ediyorum yani. Çok merak ettiğim bir şey. Samsa kim dedi? Anladın mı? Anlıyor mu? Bazen çok şımarık bir yapmacık oluyorsun. Gözünü seveyim, neden böyle şeyler yazdın? Eleştiriye açık biriyim ama sinirleniyorum. Çok geveze demiş. Evet ya. Harbiden ben çok gevezeyim ha. Çok konuşuyorum herhalde. Böyle olmaz. Bazen yeri yerinde susmak lazım. Ama ben beceremiyorum. Yorup konuşman çok daha iyi. Normal konuşma demek bu, biliyorum ama insanlar galiba şaşırtıyor. Biri diyor normal konuş, biri diyor hayır şiveli konuş. Dalgalı yap şu saçları. Cadı gibi gezme demiş. Şöyle de saçlarımı göstereyim. Arkadaşlar saçlarım zaten benim dalgalı yani. Bu doğuştan dalgalı. Yapmıyorum ben. Eleştiri olarak sadece biraz daha zaman geçirmenizi bekliyoruz sosyal medyada. Evet çok doğru bir eleştiri olmuş bu ya. Gerçekten aşırı derecede haklı bir eleştiri olmuş. Birazcık ben sosyal medyaya uzak biriyim herhalde. Ama neden sosyal medyanın içindeyim onu da anlamış değilim. Ama halledeceğim. O iş bende. Eleştiri haksızlık olur. Çok pozitif, tatlı, enerjik ve neşelisin. Aspirin gibisin demiş. Doktorum ol, gel doktorum ol. Bak bazı eleştirileri de okumuyorum arkadaşlar. Kötü eleştirileri seçtim. Genellikle kötülerini seçtim. O kadar çok böyle aman bir sürü çok iyi şeyler yazanlar var ki anlatamam size ya. Hepinizi çok sevdiğimi söyleyeyim. Kötü eleştiri yapanları sevmiyor mu? İyiler sadece. Eleştiremiyorum. Bir insanın şivesi bu kadar mı yakışır? Tatlım, bana hepsi yakışıyor. Şeyma kırmızı çizgimizdir demiş. Ah be, şöyle kırmızı çizgilerde olur muyum lan? Olur muyum ya? İçi dışı bir kız bu ya derim. Bir de cümleyi doğru kullanabileydin dört dörtlük olacaktı. Saçına da mor rengi ver. Yani ben saç ve mor ve bana annem orada, ben mor saç. Koca kız oldum, acık uslan galim. Ne demek istiyorsun? Ben şımarık biri miyim? Bu mu yani eleştirin? Bak çok sinirli biriyimdir ben. Arkadaşlar eleştiriye hiç açık biri değilim aslında ben. Çok masumsun. Ah canım benim. Teşekkür ederim. Böyle de iyi eleştirileri koydum ki yani ben anladın mı? Aslan burcuyum. Övülmeye ihtiyaç mı? Anlamıyor musun? Ne kadar sıcak kanlısın ya. Teşekkürler kuzum benim. Komik olduğun için boş olduğunu söylerdim. Çekemiyorsam eğer. Bak çok ince bir çizgi. Komik değilsin diyenler diyor. Boş yapıyordur diyor. Boş sanıyordur diyor. Ama çekemedikleri için diyor. Orada da bir laf sokmuşsun kanki. Tembel. Ya tembelliğe gelince işten işe günden güne değişir bu tembelliğim. Bilmiyorum.
Olabilir aslında çok. Evet, tembelimdir ya. Tembelim, tamam. Link vermiyorsun ya. No, bence normal bir insansın, başka bir şey yok. Link istiyorlar. Allah'ım, her şeyin linki. Arkadaşlar, böyle ben yeni bir şey alınca hemen giymiyorum ki, ya da yeni bir şey alınca hemen atıp çekmiyorum ki linkini bıraksam. Hadi beğenseniz, bu ne bu ne deseniz. Tamam diyeceğim. Niye bu kadar tatlısın? Manitan yok mu senin? Bu biraz soru olmuş ya. Eleştiri değil. Bu soru yani, bildiğin. Manitam da yok. Niye bu kadar tatlısın konusuna gelince de öyleyimdir. Hiç yorumlara dikkate almıyorsun. Tek bu bence. Evet, yorumları okumuyorum arkadaşlar. Niye yorumları okumuyorsun diye sorarsın. İyi ya da kötü bir sürü eleştiri yapan insanlar var. O yüzden böyle okuyup moralimi bozmak ya da kendimi yüceltmek de istemiyorum. O yüzden genel yorumları okumuyorum. Yapımda var. Photoshop kullanmasaydın keşke. Photoshop hiç kullanma. Filtre desen hadi neyse diyeceğim de. Photoshop hiç kullanma. Hiçbir videomda Photoshop yok. Annen çok kızdırma derdim. Ah annem duysaydın neler derdin şimdi. Annem ben kızdırmıyorum oğlum. Bak. İmine'nin annesini yapma artık yeter. Oje ile hiç yapma demiş. İmine, kuzum ne diyorsun bakalım? Sağdışlarla çektiğim vloglarda küfürler dikkatimi çekti. Çok sevemedim demiş. Hiçbir videomda ya da hiçbir içeriğimde kesinlikle küfür etmem. Etmedim de. Yani bu eleştiriyi kabul etmiyorum. Hoş bir eleştiri de olmamış. Beni de çok sinirlendirdi bu eleştiri. Ben sana yapıyorum aynı eleştiri. Bilip bilmeden böyle şeyler yapma, yazma. Çünkü gerçekten canlı yayında olsun ya da normal eleştiri. Ben normal hayatımda bile küfür etmem ki neredeyse. Ama ettiğim zaman ne oluyor? Hak eden insanlara ederim. Hak eden insanlara her şeyi söylerim. Mesajlara cevap vermiyor. Fenomen olduğu, fenomen olduğu için mi acaba diye eleştiriyorum yazmış. Yo, fenomenlikle alakası yok. O kadar mesajı ben istek mesaj olarak kalıyor. Bakmıyorum bile mesajlara. Aşığım sana derim demiş. Ah, kalbimi vereyim sana. Bunu yazan da kız. Aşık olur musun? Ben şöyle bana. Muazzam bir doğallığım var. Kıskanıyorum. Maşallah. Annem çörek otu getirsin, yutmam lazım. Kıskanılıyorum. Helal olsun sana deriz. Kendini bir nimetten sayman yok mu? O beni bitiriyor işte demiş. Of of. Ben nasılım biliyor musun? Böyle sulu yemek olur ya. Sürekli sulu yemek olur. Önüne 5 kap yemek geldi diyen. 5'i de sulu. Ama ekmek yok. O ekmek benim işte. Nimet saymak ne kelime? Ne sandın lan? Kendimi de böyle överim ya. Bayılıyorum. Bizim kız nine videolara dehşet fazla gelsin. Ya ben anlamıyorum. Biri diyor ki nine videolarını azalt, artık başka bir şey yap. Bazıları da diyor ki bizim kız nine videolarını dehşet at. Ben hanginize uyacağım anlamadım ki. Anneanne videolarındaki kıyafetlere daha barışık olman gerekiyor diye düşünüyorum. Kardeşim bizde kıyafet dolabı mı var? Anneanne kıyafet dolabı mı var? Benim kendi dolabım zor zar var. Zor zar var yalnız. Zar zor var. Nereden olsun benim anneanne kıyafet dolabım ya? Olanla giyiyoruz, çekiyoruz işte, ne yapacağım? Suyum nerede ya? Suyumu da unuttum ya. Getirecektim şimdi. Bazı videolarım çok iyi ama bazıları da hep aynı demiş. Evet, çünkü neden biliyor musunuz? Hep aynı videoları istiyorsunuz. Ben farklı bir video attığımda bunu eleştiriyorum. Aa böyle atmadı. Ondan sonra bunu yazarsınız tabii. Şeyma bizi kendini eleştirdi. Ondan sonra bizi azarladı diye sakın yorumlara yazmayın. Kütahyalı olmasam bu kadar hoş olmazdı bence. Ben de Kütahyalıyım demiş. Sırf Kütahyalı olduğum için sevme beni. Beni benliğimle sev. Böyle şiirler de yazıyorum ya. Kendini aşman lazım. Kütahya dar gelmesi lazım. Bu yetenek varken sende tiyatro ve sinema eğitimi al. Şiir gibisin lan. Adeta aşık oldum bu yarıma. Çok hoşuma gitti. Dişin ne güzelmiş, bir de tatlı kızmışsın derim herhalde. Ya kötü düşünmem diye düşünüyorum. Hala düşünüyor yalnız. Kötü düşünür müyüm, düşünmez miyim? Evet. Herkes, bu arada benim dişime krem senin dişin falan fıstık böyle diyenlere herkesin kemik rengi olurmuş zaten dişi. Benim kemiğim demek ki sarı krem yani, ne yapayım?
İyi eleştiri de eleştiridir. Kötü eleştiri de. O yüzden Doblo kullanma mizaçların çok daha iyi devam etmesini istiyorum demiş. Canımsın lan, şu Doblo'yu bir unutmadınız. Bir samsak bir Doblo unutulmaz. Uluslararası kısa film yarışmalarına katıl. Ya öyle bir yarışma varsa hemen gitmeliyim bence. Bence gitmeliyim, direkt kazanıp gelmeliyim diye düşünüyorum. Bahtın da yüzün kadar güzel olsun kuzum, çok seviyorum. Şöyle güzelliğimle bir bakayım size. Fazla filtre kullanma. Ha? Bu doğru bak. Ben çünkü Instagram hikayeme genel attığım bütün şeyler filtreli oluyor. Böyle ağzımı yüzümü güzelleştiriyorum. Çok tatlısın, farklısın. Biraz da bak, bu yorumu okumak istemiyorum. Gıcıksın demiş. Ben gıcık mıyım gerçekten? Evet arkadaşlar, su aldım geldim. Dilim damağım kuruyor. Vallahi size yetişmek mümkün değil. Azıcık fazla video neyi paylaş? Özlüyoruz. Tamam mı? Tamam. Olur. İlk başlarda gerçekten sıkı takip ediyordum ama sonradan bozdum demiş. Neyi bozduk? Bir söyler misin? Ne bozuk? Çok tatlı dersin. Derim yanlış bile. Canım benim. Neyse, neyi bozdum yani? Mesela ne? Eleştirin ne? Çok güzelsin. Seni kim eleştirecek? Kıskananlar eleştirir seni. Kıskananlar orada mı? Çat, çat. Çekemeyenler orada mı? Çat, çat. Hemşeriyiz, bir şey diyemem demiş. Hemşeri olmasak diyecek demek ki. Aa, vay gavur vay. Kusursuz demiş. Ben şuna inanıyorum. İnsanlar bence kusurlarıyla kusursuzdur. Ben de öyleyim. Herkes kusurunu kabul edecek arkadaş, bu ne? Düzenli içerik atmaman demiş. Evet, bu güzel bir eleştiri. Çünkü düzenli içerik atamayabiliyorum. Yapacak bir şey yok. Hayat şartları. Küçük yaşta sorumluluk sahibi olduğundan mı? Baban yok olduğundan mı bilmiyorum ama çocuksu bir yanın var demiş. Ah be! Ah be! Uf, çok morallerim bozuldu. Bilmiyorum, çocuksu yanım hep var herhalde. Kalbimin bir köşesi değil, kalbimin tamamı çocuksu bir yanım herhalde benim ya. Şu an düşündüm ve çok duygulandım. Hayatındaki en büyük şansın nedir? Bu da soru olmuş. Eleştiri değil kardeşim, bu soru. Neyse, cevap vereceğim. Hayattaki en büyük şansım çok güzel bir aileye sahip olmam. Oy oy. İkide bir şarkı söylüyorsun. Göz kırpıyorsun. Kameraya yakından bakıyorsun. İçine gireceksin. Yapma bunu. Bir de seviyorum dedi. Sana yanıyorum dedi. İnanılıyorum dedi. Vah vah vah. Biri bana bir şey yapma dedi mi onu yapacağım geliyor. İçimden geliyor. Çirkinsin. Bu çirkinsin diyen... Bir daha bir bakar mısın bu güzelliğe? Hey, hey. Ne bilirsin sen ne? Çirkini güzeli. Bak gayet de güzelim. Maşallah. Nazar değmesin. Kibar ol diyenlere inat, kendin ol. Mükemmel bir karaktere sahipsin. Acayip güzelsin demiş. Ya canım benim, canım ya, böyle yorumları okumak... Oo, kaosla besleniyorum sanırım. Kaosla besleniyorum diyeceğim ama övgüyle besleniyorum. Yalım ben. Sen gerçek misin? Leylekler gitmiş. Hayır değilim. Bazen şiveyi çok abartıyorsun. Bizim kız. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun abarttığını? Asla bu doğallığını kaybetme derim. Duyuyorsun değil mi? Ha, ne abartması? Aha doğallık diyorlar. Ne abartması? Bir an evvel evlenmeli ve kendine benzeyen kız çocukları yapmalısın. Hemen dev verdiniz ha. Hemen dev verdiniz. Yok ben daha çok gençim. Ben yapamam. Ben yok. Kur'an 1453. Mükemmel insanlar eleştirilmezler.
Vurdu, gol oldu. Nokta atışı. Keşke bunu en son okusaydım ya. Nasıl koydunuz bunu Allah aşkına bunlara? Düzeni bozup koymuşsunuz belli. Var bir kibir demiş. Hiçbir şekilde kibirli bir insan değilimdir arkadaşlar. Gerçekten ne kin tutabilirim ne kibirli olabilirim. Ama intikam soğuk yenen bir yemektir. Elbet bir gün herkesin intikamımı alırım. Ama kibir tutmam, kin tutmam kesinlikle yoktur. Bilemedin, eleştiri yanlış, nokta. Tatlı ve sevimli değilsin. Çok tatlı ve çok sevimlisin. Bu bir şeye okurken, aha dedim geliyor, gol atacak, aa dedim sen bekle dur. Ama güzel yazmış, teşekkürler. Resim koyarken filtre yapma bence. Ama güzel oluyor, seviyor. Keşke videolara da filtre koyuyorsa, yaparım. Normal Türkçe hiç kullanmasan daha iyi bence. Şive ile daha tatlı oluyorsun. Ama diyorlar ki artık şivenden yıldık, bıktık. Ne olur normal bir Türkçe konuş. Oldu, al konuşuyorum. Oy oy, çok güzel bir kalbim var. Hep güler yüzün, hep güler yüzün, hep sempatikliğin dursun demiş. Canım benim, teşekkür ederim ya. Huzurum benim ya, böyle şeyler yazın ya. Eleştir derken beni eleştirmeyin, güzel şeyler yazın diye dedim ben ona. Biraz daha kurguyu iyi yapman gerekiyor, daha sağlıklı videolar çıkabilir demiş. Kurgu, artık kurgudan vazgeçeyim ya herhalde. Kurgu yapmam artık. Yonanlık yapma, şu saçlarını topla. Ya ben şu saçlarımdan ne istiyorsunuz ya? Ne yani? Ben dağınık seviyorum, anladın mı? Şöyle tülük seviyorum ben. Tülerik seviyorum ben. Ne olur bana karışman galiba. Bana karışman. Çok tatlısın vallahi. Gözleri Karadeniz kızlarının gözlerine benziyor, biliyor musun? Gözlem güzeldir maşallah kız. Vallahi bak bir dahaki ne maşallah yazdın göreceğim. İsmini okuyorum buradan. İçimden tutacağım o ismi. Dollo ile yeni maceralar çek. İyice boşladın Dollo'yu demiş. Çok doğru. Dollo ile macera çekmem için Dollo'nun bende olması lazım. Dollo dükkanda duruyor. O yüzden ben çok Dollo ile şey yapamıyorum işte. Abla nereni eleştireceğim ya? Mükemmel, olağanüstüsün demiş. Teşekkürler. Sağ olun, sağ olun. Uzun videolu paylaşımlar yapar mısın? Seni çok severek takip ediyorum. Canım benim. Kısayı zor çekiyorum. Uzun nasıl çekeyim? Allah'ın aşkına bir değil bebeğim. Ay ay. Baktım da bulamadım demiş. Bayağı araştırdı herhalde. Bu baktı, bulamamış. Böyle bir şey mi var ya? Seni eleştiren bizden değildir demiş. Yürü be koçum be. Saldır. İki videonu bakmak, iki videonu yalnız, videona değil, iki videonu bakmak sakıncalı, bir video yeterli çünkü şekerini çıkar insanın. Ay canım, ay canım, şeker gibi olmam için. Neyim ben? Konya şekeri. Katür katür. Seni eleştireni eleştiririz biz ancak. Gülen yüzün hissi olmasın demiş. İşte böyle de arkanda duran insanlar var, anladınız mı? Ama bayılıyorum böyle insanlara. Ne eleştirmesi? Sadece mükemmelliğinden bahsedebilir. Anneme okutacağım bu yorumları bittikten sonra. Çünkü annem bana kızıp duruyor. Okusun nasıl bir mükemmel bir evlada sahip olduğuna. Sen Gülcük'te başka kızları beğenmiyorum. Gülme kız. Tamam. Gülmeyeceğim. Gülüşün çok güzel zalımın kızı. Ya zalımın oğlu. Yazıyorum şöyle yorumla. Ekseri eleştirileri açığımdır. Evet. Oy saçlar. Çok güzelsin ama saçlarını terk edilmiş bir leylek yuvası gibi be abim. Niye öyle diyorsun abi? Niye? Benim saçlarım gayet de güzel değil mi şu an? Taradım da geldim. Haberiniz var mı? Annem suyla yapıştırdı şu tepesini tülermesin diye. Yok olmaz tabii haberiniz. Nereden olacak? Oo, ne haddimizde eleştirmek? Önce aynaya bakmalıyız. Pırıl pırıl bir insansın. Allah razı olsun. Beni bilen biri, bilmeyense öğrensin. Ege'nin incisisin. Yürü be koçum be. Yürü be. Yemin ederim hayatımda gördüğüm en olgun, en tatlı insansın. Yapmacık değilsin demiş. Biliyorum ya. Bunu da seviyorum. Kendimi de bu yorumlara yakıştırıyorum. Güzel yorum yapmış.
Yavan. Ben yavan mıyım? Yavan ne demek? Sade demek değil mi? Yavan mıyım ben? Sade. Evet, öyleyim. Mesajlara bakmıyorum. Hangi birine bakacağım? Söyle, hangi birine bakayım? Kendine öz story az atıyorsun. Evet, story herkes story'lerimi laf etmiş. O kadar az story atıyorsun ki konuş biraz, story at biraz. Yemek atsam yemek atıyorum derler. Kendime atsam kendimi bu daha sevme derler. Ne yapacağımı artık bilemiyorum. Eleştirmek değil de ne zaman gelsem bulamıyorum. Ne örüyorum bizim kız diyemedim demiş. Ah be, bugüne nasipmiş bak. Ne örüyorum bizim kız diye okudum seni. Acık kilo mu almışsın? Saçmalama. Kesinlikle hayır. Ben bol giyiniyorum diye kimse beni kilolu sanmasın. İncecik bileklerim falan. Hiç de kilolu değilim ben. Yalan. Bu eleştiriyi yalanlıyorum. Bu kız kadar mutlu olabilirsek derdim. Ah be, herkesin içindeki acısı kadar gülermiş herkes. Herkesin içindeki acısı kadar gülermiş herkes. Yalnız oradaki cümleye dikkat edin. Samsak fazla yemedim. Nereden biliyorsun? Bizim evde yemek mi yiyoruz beraber? Nereden biliyorsun samsak yediğimi? Kokusu mu geldi düz? Reklamımızı yapmıyorsun. Arkadaşlar siz benim hiç reklam yaptığımı gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü reklam yapmıyorum. Niye anlamıyorum? Niye zorluyorsunuz beni? Ay ay, yörük konuşmam çok daha iyi demiş. Ama öyle demiyorsunuz. Ayakların kaç numara yazmış. Dayı utan ya, utan be. Niye öyle bir şey sordum? Söyleyeyim, 37 numara ayakkabım. Ha, 36,5-37 arası giyiyorum. Bazen 36,5 oluyor, bazen 37 oluyor. Ah, cevapladık. Ne oldu? Ne oldu? Söyle. Videolarını çekerken durmadan aynı yazmanıyla oynama. Demek ki onu seviyorum, onunla oynuyorum. Annem kızıyor. Çekmeceden yazmaları alıp bozup durma çekmeceyi diye. Ondan oynuyor. Yazmayı kenara koydu, onunla alan oyna diyor. Nazar değecek diye hiç korkmuyor mu? İleride ise izin verir mi bu kadar telefon video C? Hadi ben tökezlerim okurken ya da yazarken böyle dakılık alırım da. Aa, sen benden de kötüsün. Hani diyorlar ya, şişko olmadığını anlaman için daha şişko bir insanla gezmen lazım diye çok boş yaptım. Bu da öyle. Kötü konuştuğunu anlamam için daha çok kötü görünüşen ya da yazan insanlarla gezmem lazım. Evet. Sen bendensin. Adamsın. Ne yazdığını anlamadım ama. Oy oy. Bak. Bu eleştiri gerçekten saçma bir eleştiri. Bak, saçma diye demiyorum. Harbiden saçma. Yaşlı, kapalı Anadolu kadınlarının taklidini yapma. O kişilerle sanki dalga geçiyor gibi oynuyorsunuz. Bu ne demek abi? Çok saçma değil mi? Çünkü benim ninem de, dedem de ne bileyim kapalı, yaşlı Anadolu kadınıydı ve bunu sevdiğimiz için yapıyoruz. Onları küçümsediğimiz için değil ki. Ne bu yorum? Yorum yapmak için yapmayın. Çok az story atıyorsun. Evet, çok haklısın. Bunu demin de okumuştum. Öncelikle bir meslek eline almanı öneririm. Bu yorumu okumadım sayıyorsunuz. Annem de görmedi sayıyorsunuz. Arkadaş, ben okuma isteği olmayan bir arkadaşım. Ben okumak istemiyorum. Annenle çok az video atıyorsun. Evet. Çünkü annemle hatta bayağı az video attım. Bir tane video attım lan annemle daha. Oy oy. Çünkü annem çok çok şey değil ya öyle. Fenomen değil. Fenomen olmadığı için videolara katılmak istemiyor. Dalgacı yılan demiş. Harbiden bak, içimde ne olursa olsun bir yılanlık yatıyor benim. Ne kadar saf, temiz kalpli de olsam bir sinsilik yılanlık var içimde. Bu bütün kızlarda var. Biliyorum. Oy oy, harcanıyorsun demiş. Ah be, ah be. Nereden biliyorsun ya? Nereden biliyorsun? Vallahi çok doğru dedin. Gel el sıkışalım deyip kameraya giresin var böyle bilgisayara. Kameraya demiş. Ağzını yaya konuşma Gali. Biz de Kütahyalıyız, öyle konuşmuyoruz. Emme demiş. Madem emme diye niye yazdın buraya? Ben ağzımı yayayım konuşuyorum. Saçmalaman. Ağzını yaymak budur. Ben ağzımı yayayım hiç konuşma. Anladın mı?
Emme yatışından kimin ağzını yaydığını ürün. Sinirlendim. Oy oy. Durun. Geriye sarmışım. İleri saracağım. Bazı videoların saçma geliyor ama seviliyorsun. Bazı videolarım saçma yani, evet. Galiba bu eleştiriyi kabul etmem lazım. Çünkü neden biliyor musun? Normal ve güzel videolar çektiğimde beğenilmiyor. Saçma videolar tutuyor. Saçma videolar seviliyor. Demek ki diyorum saçmalamalıyım. O yüzden oluyor. Iy, gaba şey demiş. Beni görünce aklına bu mu geliyor? Ay, gaba şey. Bunu çok sevdim ya. Niye sevdim ki böyle çikim bir şey? Ay. Şivesiz konuşmak sana yakışmıyor. Kim demiş ya? Bana her şey yakışıyor. Şivesiz konuşmak bile benim üstüme tam oturuyor. Ay şu an çok gıcığım ve yapmacıyım şu an. Şunları doğruluyorum. Gerçekten doğruladım şunları ya. Sürekli aksanlı konuşman Cem Yılmaz'ın sürekli Arif gibi konuşması gibi oluyor demiş. Evet işte bu olay nasıl biliyor musun? Demin yazmış ya biri. Normal konuşma lütfen. Ama bu da demiş ki hep şiveli konuşma. İşte şu ne yapayım ben ya? Hangisine uyayım? Bana bir söylen. Çok şımarıksın demiş. Neden biliyorsun şımarık olduğunu? Evet öyleyim. Var mı? Var mı? Ben şımarık biriyim. Arka arkaya 3 kişi birden gelmiş. Şımarırım herhalde gerçekten bak. Güzel güzel fotoğraflar yükleme. Nazara gelirsin demiş. Okuyup üflemem lazım. Hemen annem üzerliği okuttu mu evde. Çörek otunu yutturdu mu hiçbir şey kalmaz. Allah'ıma çok şükür. Neden bilmiyorum. Samimiyetinden kesinlikle şüphem yok. Ama bazen çok itici ve yapmacıksın. Şu an benim aşırı morallerim bozuldu ya. Ben yapmacık biri miyim gerçekten? Şu an bunu sorgulayacağım. Sorgulamama gerek yok. Evet yapmacık biriyim. Şımarık biriyim, gıcık biriyim. Bütün olumsuzluklar beni bulmuş. Aynen. Herkes mükemmel, benim o. Aranan şahıs ben. Karadenizli misin, İstanbullu musun anlamadım. Hiç Ege kelimesi yok. Karadenizli ya da İstanbullu. Ama İstanbul şehir, Karadenizli misin, İstanbullu. Ben kesinlikle İzmirliyim. Oy oy. Eleştirilerle moralim bozuldu. Halbuki annem demişti moralini sakın bozma eleştirilerle diye ama çok bozuldu.